ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Çocukluğumu, bütün anılarımı, çaldım. Her şeyimi, yok çalmak yok. Her şeyimi en güzel paylaştığım insan. Çok güzel zamanlarım geçti onunla birlikte. Ama bazen insanlar böyle küçük kırgınlıklar yaşayabiliyor ama onu gerçekten çok ama çok seviyorum. Ne diyorsun ya? Kendine affettireceğin herhangi bir şey var mı bu hayatta geçmişinde? Yok. Hiç yok. Netsin. Netim. Çok üzmedin mi kimseyi? Üzmem ben diyorum. Üzmem ben kimseyi ben. Yaşama belirtileri verir misin bana bir şey? Bana yaşama belirti. Onu sevdiğini tarif et bakalım. Başka hiçbir şey yokmuşçasına. Yay. Üf. Güzel bence. Güzel. Güzel cevap. Çok güzel cevap oldu. Cevabını merak ettiğin bir şey var mı bu hayatta? Hayır. Komik geliyor öyle. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Tuğba Melis Türk bizimle birlikte. Bakalım bizi ne bekliyor bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim yani, böyle sanki ne sorsam direkt cevap gelecek. Hiç böyle sıkışmayacak falan bir profil var. Öyle misin normal hayatında? Öyleyimdir da böyle aslında. Aynen. Hazır cevaplık falan da var evet, mı? Evet. Yani şeyimdir, normal kendi karakterim gereği de çok dobra bir insanımdır yani direkt. Ne anlıyoruz dobralıktan? Nasıl bir dobralık bu? Nasıl bir dobralık? İnsanlar hissettiğimi, düşündüğümü. Kırıyorsa karşı tarafa söyler misin yine? Düşünür yine müsün? Söylüyorum aslında ya. Söylüyorum yani. Hani tabii ki bu şey değil, kırıcı olmak değil. Anladım anladım. Yani. Hissettiğini, inanmadığın bir şeyi yaşamıyorsun. Bu şeyde de böyle bu arada. İnsanlar bazen hani şey oluyor ya işte, bir şey olduğunda direkt karşı taraf hani... Ben direkt sorarım mesela, bir kız arkadaşımla konuşuyorsam mesela, bana bir şey söylediyse, söylediği şey bana farklı hissettirdiyse direkt ona o cümleyi sorabilirim mesela, hani neden böyle söyledin? Çünkü bazen insanlar hani şey olabiliyor ya, bu günümüzde de görebiliyoruz, hani söylediği şey aslında kötü olmayabiliyor ama sana o an kötü gelebilir ya. O yüzden söylediği şeyi neden söylediğini sormak benim tercihim oluyor genelde yani. Anlamak istiyorsun. Evet evet, aynen anlamak istiyorum. O zaman sen de komplike değilsin karşı tarafa, yani sen de netsin. Bir şey evet, beklerken... Evet evet, aynen. Netimdir genelde. Kendi hayatımda da öyle. Net bir insanım. Bugün hep net net ifadelerle karşılaştım ya. Belirsizlik yoruyor gerçekten insan hayatını. Evet evet, aynen öyle. O yüzden net olmak hayatta güzel bir şey. Peki hayatında flu olan bir şey var mı? Flu olan bir şey yok aslında. Hiç yok yani. Bugüne kadar da flu olan bir anım olmadı aslında. Genelde netlik insana netlik getirir ya. Evet. Böyle bir şey. Memnunsun o zaman. Evet, memnunum o yüzden hayatımda. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel gidiyor vallahi. Özellikle bu son bir sene içinde aslında çok güzel projeler yaptık. Hepsi birbirinden farklıydı. Bir oyuncu olarak da bu seni çok besleyen bir şey. Farklı farklı zamanlarda. Okullusun da aynı zamanda. Evet, aynı zamanda okulluyum da. Konservatuar mezunuyum. Yaklaşık zaten 15 senedir bu sektörün içindeyim. Daha çocukken başlamıştım. Bu dediğim gibi ama hani bu son bir yılda gerçekten inanılmaz beni besleyen projeler olmuş oldu ardı ardına. Hani Şiveli oynadığım da oldu, işte komiseri oynadığım da oldu. Ya da işte romantik komedi tadında çektiğimiz işler oldu. Çok güzel aşk hikayesi olan. Hepsinin seyirciyle buluşması için sabırsızlıkla bekliyoruz yani. Ne yükseltiyor seni tema anlamında, yani hangi temalarda içerik üretmekten, yani oynamaktan, canlandırmaktan hoşlanıyorsun? Aslında farklı şeyler beni besliyor gibi oluyor. Yani tek, yani genelde aslında oyuncularda şeydir, böyle düşünen çok daha fazla bir kesim var. Çünkü farklı farklı karakterleri canlandırdığında hem bunun için çalışmak seni mutlu ediyor. Yani peki rolü, benzer rolü her zaman çok iyi oynayan mı? Farklı rolleri çok iyi oynayan mı daha iyi oyuncudur sence? Yok, onun bence bir kıstası yok. Yani birbirine benzeyen rolleri farklı projelerde birbirinden farklı da gösterebilir bir oyuncu çünkü. Yani tamamen onun içine bambaşka bir şey katarak onu farklı kılabilir zaten. Ama önemli olan burada senin zaman zaman bir oyuncu olarak ne istediğin. Yoksa onun bir kıstası yok bence. Hangi rollerde oyuncu... Kendi pencereden cevaplayabilirsin tabii, hı hı, ki. Hangi rollerde oyuncu daha çok geçirebiliyor? İlla inanması mı gerekiyor izleyiciye daha çok geçmesi için? Orada yazılan şeye ya da kendi bilinçaltında bir yer edinmesi mi gerekiyor? Kendisinden tamamen %100 bağımsız bir duyguyu %100 başarılı bir şekilde verebilir mi bir oyuncu? Bence verebilir. Yani bazen gerçekten bir proje oluyor. Ve o projeyi okuduğunuzda o kadar derin hissediyorsunuz ki, yani bunu bir oyuncu olarak yaşadığınız, inandığınız noktada zaten o projenin içinde yer almak istiyorsunuz.
Ve böyle olduğunda zaten o gerçek anlamda seyirciye de geçiyor. Çünkü sen çalışırken de aynı şekilde, aynı motiveyle çalışıyorsun. Onun bir hazırlık dönemi oluyor sonuçta. O hazırlık döneminde de yine o karaktere, yani inandığın şeye o şekilde yaklaşıyorsun. Ve gerçekten o sonrasında seyirciye yansıyor. Buna %100 inanıyorum. Bir şey meselesi nasıl bakıyorsun şimdi? Türkan Şoray kanunları gibi konuya direkt bodozlama girmeyeceğim de oyunculuk dediğinde işte bugün hala daha hep tartışılıyor, konuşuluyor filan. Çok gündem oluyor. Her rolü oynamalı mı oyuncu ya da bunu oynamak isteyen ya da bunu hiç oynamak istemeyen kategorize edebileceğimiz bir durum mu? Yani o bence tamamen oyuncunun kendi tercihine bağlı bir şey ya. Hani onu hiç şey de yapamayız. Yani ben o konuya mesela hiç kendi adıma dahil olmuyorum. Yani ne Türkan Şoray kanunları olmalı ne de olmamalı gibi bir şey değil. Bu insanın kendi tercihi. Belli bir zamanda bir proje içinde evet onu yapmıştır ama sonrasında belki yapmak istemez. Sonra belki tekrar yine yapmak ister. Bu tamamen o projeye bağlı, oyuncunun içinde bulunup bulunmak istemediğine bağlı. Yani bu bence bu da çok değişken bir konu. Peki okulu sen oyunculuğun tanımının içerisinde var mı bu genel yani ne olsa o duygu yani bir sansür olmamalı ya da bu olmamalı burada diyebiliyor musun? Sansür olmamalı olarak değil ama şöyle bir şey var. Mesela bizim okulda öğrendiğimiz bir şey vardı özellikle sahnedeyken. Yani kendini oraya ait hissetmek yani karaktere göre davranmak yani okuldayken bir sahneyi canlandırdığımızda vesaire hani birbirine erkek kadın olarak bakmak değil de daha oraya odaklanmak yani oradaki sahneyi o tiyatro sahnesinde onu yaşatmak, yaşatabilmek ve seyirciye aktarabilmek. O yüzden dedim o durumla alakalı bir şey. Sen ne düşünüyorsun? Çok genel konuştun. Senin bakış ben açını. Ben ne düşünüyorum? Yani proje bazlı mı? Proje bazlı olarak. Tamamen proje. Yani gerekliliği varsa onu değerlendirirsin ve ona göre bakarsın. Önümüzde ne projeler var? Neler önümüzde yapacaksın? Çok güzel. Dediğim gibi yani zaten çektiğimiz işlerin şu an yayınlanmasını bekliyoruz. Var, şu an görüştüğümüz yerler de var. Her zaman işte o yani kendi adıma yani yıllardır da hep öyleydim. Böyle okuduğumda beni heyecanlandıran gerçekten hani çok böyle dolu dolu hissettiğim şeyler olduğunda hem sette de çok mutlu çalışmış oluyorum. Dediğim gibi hazırlık sürecinde de bu sefer kendimi tamamıyla vermiş oluyorum. O yüzden dediğim gibi bu son bir yıl içinde yaptıklarımızdan özellikle bir tanesi çok yakın bir zamanda inşallah vizyona girmesini bekliyoruz. Yani onu izlemek için o kadar heyecanlıyım ki yedi melek zaten. Çoğu burada kişi de soruyor ne zaman girecek, ne zaman girecek vizyona diye. Net tarihi? Şu an net bir tarih yok ama çok yakın bir zamanda girecek. Burada çok heyecanlı olduğunu gözlemliyorum da bu yani tarafsız bir gözle seyirci olarak filme duyduğun heyecan mı? İçinde yer aldığın için böyle bir projede bundan duyduğun heyecan mı? Yani film izleyici olarak da mı çok seni yükseltiyor? Yani şöyle aslında gerçek bir hikayeden alındığı için yani oynarken de gerçekten çok duygulandığım ve çok böyle yürekten hissettiğim sahnelerde yer aldığım için hani az önce dediğim gibi eğer sen bunu oyuncu olarak hissedersen o seyirciye de aynı şekilde geçer. İzleyeceğiz bak. O yüzden izleyeceğiz yani. Kesinlikle seyirci de eminim ki çok duygulanacak ve iyi var, hissedecek izlediğinde. Süpermiş. Challenge bölümlerine geçelim. Bakalım buradan nasıl çıkacaksın. En son en çok bölümümüzle başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? En son en çok istediğim şey. Böyle sorunca insanın aklına gelmemiş, gelmez ya. Gelmez evet aynen. Genelde istediğim şeyi hemen alıyorum demişim. Vay çok iyiymiş. Etiketine bakmadan her şeyi alabiliyorum. Yok hani öyle değil. Yani bunu şey olarak söyledin o zaman. Yok şu an merak ettiğim için sana söyleyince. Hani şey satın alma. Bu arada şey çok ne? Şeyi sevmem, alışverişi sevmem. O yüzden etiketine bakar mısın? Yani öyle bir şeyim yok ya. Alışveriş dünyam yok açıkçası. Yani bir şeyi beğeniyorsam alıyorum evet. Ama öyle sürekli bir şeyler alan bir yapım yok yani. Aksine daha çok şeyi çok severim mesela. Yani 10 yıldır kullandığım bir kazağım bile var ya da bir kotum. Onu seviyorsam onu atıyorum kendi içinde dönüştürmeyi bile seviyorum. Zamanında kottan güzelmiş. Çanta falan yapmıştığım bile var yani. Süpermiş ya. Onu seviyorum. Genelde zıtlı cevaplar duymaya alışırız ya. En son en çok ne istedin? En son en çok ne istedim? Düşünüyorum. Şeyi çok istedim ya hani yazdan aklıma geldi şu anda. Bungee jumping yapmayı çok istedim.
Ama yapmadım. Yakın bir zamanda yaparsam herhalde. İstediğim şeyler seviyor musun böyle? Abi? Seviyorum, seviyorum. Aha. Heyecanlı böyle farklı şeyler. Ki benim normalde aslında yükseklik korkum tam var diyemem ama bir ona tık rağmen, var aslında. Ona rağmen denemek istiyorum. Çok iyiymiş ya. Sizde var mı yükseklik korkusu? Hadi sende var mı? Hadi ya. Jumping yapar mısın? Heyecanlı. Dönme dolaba bile deme abi, o zaten korkutucu bir şey ya. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En son en çok hüzünlendiğim bir an. Çok güncel, direkt aklıma gelen şu anda. Köpeğim annemde kalıyor normalde. Ara ara görüşüyoruz. Çok garip ki ilk beni gördüğünde böyle bayağı gözyaşı aktı böyle. Onu gördüm. Köpeğin de? Evet. Vay, süpermiş ya işte. Ama çok böyle... Karşılıksız sevgi tarifi herhalde. Kesinlikle. En son en çok neye şaşırdın? En son en çok neye şaşırdım? Şaşırmadım. Seni şaşırtmak zor mudur? Zor aslında. Evet. Neden şaşırıyorsun? Yani şu an sorduğum mesela neye şaşırdım en son hatırlayamıyorum yani. Şaşırmam çünkü genelde. Okuduğun gördüğün şeyleri de mi şaşırmaz? Yani onlara tabii ki öyle şaşırmaktan bahsediyor. Tabii ki şaşırdığımız şeyler oluyor. Şaşkınlık duygusu çok hayatında yok herhalde. Yok, aynen. En son en çok neye hayır dedin? En son neye hayır dedim? Yani şu an öyle hatırlayamıyorum ama. Hayır der misin? Tabii ki derim. Dersin bence de. Diyorum, aynen. Çünkü az önce konuştuğumuz şeydeki gibi yani. Biri kırılmasın ya da bir şey olmasın diye evet diyen bir yapım yok yani. Direkt hayırsa hayır, istemiyorsan istemiyorumdur. En son en çok neyi yanlış anladın? En çok neyi yanlış anladım? Ay böyle söyleyince ya, hiç cevap veremiyormuş ya. Zor orada oturmak bu anlamda. En çok en son neyi yanlış anladım? Yok ya şu anda öyle bir cevabım yok yani. Bak hayatın sanki bir kutunun içerisinde kalmış. Sen o kapıyı aralamışsın, bizi kendini göstermişsin. Oradan cevaplıyormuşsun gibicesine bir haleti ruhiye var. Biz o kutunun içine gireceğiz, buradan çıkamayız. Bırakmayız buradan yani. Çıkmak bırakmayız yok. Yani. Merak ediyoruz nasıl bir dünyan vardı, ne yaparsın? En son neyi yanlış anladım? Düşünüyorum. Yok ya, son zamanda yanlış anladığım bir şey yok. Gerçekten yok yani. Sadece olabilecek bölümüne geldik. Şöyle oluyor, söyleyeyim. Şimdi soruya cevap gelmeyince... Bir de ben üstelemiyorsam... Evet. Bu rahatsızcı bir durum değil. Sonraki sorular da bittin demek yani. Tamam. Ne kadar gerdim şu an. Sadece olabilecek bölümü. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Sen bileceksin ve kimse özne o bilecek. Özne yok, hikaye var. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar. Hayatına yer almış ya da almamış köşesinden, kenarından. Herhangi bir şey olabilir, herhangi bir konu olabilir. Çok komplike olmasına ona gerek yok. Ona öyle olmadığını anlatmanı istiyoruz. Okay. Anlatmış da olabilirsin, yine cevap vermek istersen o da okey. Kim olduğunu sormayacağız. Ona konuş abi, ona anlat. Açtık o pencereyi sana. Ay, böyle çok bir iyi. Şans var ya. Ya aklına geldi şimdi. Dedi ki bu olamayabilir, bu kalsın. Ama soru ondan da vazgeçmek istemedi. Acaba onu mu söylesem dedi. Ay okey, tamam. Şu an aklıma direkt geldi, geldi aslında. Geldi zaten, ben de onu anlatıyorum. Aklına aynen. Geldi. Onu nasıl yani anlatsam mı? Hani anlatsam da olmaz ama anlatmasam içimde kalacakmışçasına. Aslında içimde kalan hiçbir şey yok ama şu an böyle söyleyince çok tatlı bir şey geldi aklıma. Söyle. Direkt ona söyler gibi söylüyorum tabii, aslında şu anda. Tabii, olur. Benim çocukluğumu, bütün anılarımı, çaldım. Her şeyimi... Yok, çalmak yok. Her şeyimi en güzel paylaştığım insan. Çok güzel zamanlarım geçti onunla birlikte. Ama bazen insanlar böyle küçük kırgınlıklar yaşayabiliyor ama... Onu gerçekten çok ama çok seviyorum. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Evet. Anlar mı izlerse? Anlar. Hadi ya. Evet. Vay be. O da seni seviyor mudur BFF öyle? BFF diyeyim. O da seni seviyor mudur? Evet, seviyordur. Kırgınlık geçti mi peki? Geçmiştir bence. Direkt onu söylüyoruz ara diye oldu net mu söyledim. Çok? Kırgınlıkta çok iletişim anlamında ara verdiniz mi? Evet, iletişim ara oldu aynen. Hadi ya. Ama şimdi izlediğinde o anlayacaktır.
Şu anda mı görüşmüyorsunuz? Evet, şu anda konuşmuyorum. Süper ya. Süper. Evet. Hoşuma gitti şu an verdiğin. Güzel oldu. Aa, yakaladık mı? Direkt olay bu zaten. Geldi. Aynen. Evet. Güzel. Tatlı bir şey olduğu için. İkinci sorunun da aslında cevabını vermiş oldun ama başka bir cevap da varsa almak isteriz. Kendini affettireceğin bir yandasın şu anda, seni dinliyor. Anlatır mısın? Kendini affettireceğin herhangi bir şey var mı bu hayatta geçmişinde? Yok. Hiç yok. Netsin. Netim. Çok üzmedin mi kimseyi? Üzmem ben diyormuş. Üzmem ben kimseyi. Ben. Sen üzüldün mü çok? Yok, üzülmedim aslında. Her şey yaşama hayatta... belirtileri verir misin bana bir şey? Bana yaşama belirtileri. Yok, her şey hayatta olması gerektiği gibi olur. Nasıl biraz daha akışında yaşayan bir yapım var çünkü benim. Ne demek yani akışında yaşamak? Ne demek takılmadan akışında? Devam aynen, etmek. Aynen, takılmadan devam etmek. Geçmiş geçmiştir yani. İşte geçmiş geçmiştir de geçmiş geçmişteyken sen hasar almadın mı ya da aldığın hasarların süreçleri neler oldu? Evet, ama ona takılı kalmazsın, yaşamazsın. Benim şey diyorum ya, yapım gereği yani unutan, atan bir yapım var yani. Tamam, mesela unuttuğun, buradan kapattığın... Bir şey, hayır, bak şimdi... unuttuğun, kapattığın gündemlerin olabilir ve evet, defterlerini kapatıyor olmanın avantajları vardır hayatta. Ya bu defterlere dair konuştuğunda insan... O dönemlerin de mutlu anlarını düşünmez mi ya? Yani tabii ki düşünürsün zamanla. O da tesir bırakmaz mı? Ama tesir bırakmaz olabiliriz yani. Nasıl, neden? Yok, niye tesir bıraksın ki? Hiç her yeni bir gün daha yeni güzelliklerle devam ediyor hayat bence yani. Nasıl öyle bu kadar gamsız olabilir? Sen nasıl hayır, bir gamsız? Hayır, şöyle. Mesela abi, hani çıktığında yolda gidiyorsun. Yani bir evet, tane düşmüştür yaprak tanesi arabanın ön camına. Evet. Ama 10 yıl önce de o yaprak tanesi bir anını yaşarken düşmüştür. Sallıyorum evet, şu an. O an şey olmaz mısın ya deyip bir iki dakika kendini kapatıp o anı düşünmez misin 10 yıl önceki? Hiç yok. Hiç ben yok. Benim... yok. Enteresan ya. Olabilir tabii. Yok. Ama mutluluk ne peki sence? Mutluluk diye bir şey var mı? Kesinlikle var. Bunun ne demek? Canım. Mutluluğun tanımı, anı ister misin? Mutluluğun tanımı, aynen an. Hı. Aslında yani. Nasıl mutlu? En son mutlu olduğun ya da bana... Yani şöyle söyleyeyim. Bana öyle bir mutluluğun söyle. Bence ki... önce insan kendiyle mutlu olabilmeli. Ya tamam. Kendi kendine kaldığında. Böyle bak, bir gerçek var ama. Var, doğru. Bunu bir tamam, geçmeyelim ha, yani. Ya. Böyle bir gerçek var. Tamam, insan mutlu olmalı. Kendi, çok önemli. Ve hayatı akışında yaşaman bence... Önemli. Yani bu önemli bir şey. Mutluluk hissini paylaşıyorum. Biz de ki mutlu oldum. Mutluluk hissi. Yani ben hatırladığım bir mutluluğum varsa paylaşabilir misin benimle? Hatırladığım mutluluğu. Ya bir mutlu olmuştum ben küçük bir an, bir şey ya da. Küçük bir an. Geçenlerde mesela şeyi bulmuştum. Bu eskiden bisküvilerin arasında lokum koyup böyle marketlerde de satılırdı, bakkallarda. Kaç jenerasyonusunuz, hatırlamıyorum. Var mı öyle bir şey? Var değil mi? Evet. Vardır. Mesela onu bir markete denk gelmiştim ve yemiştim. Yani en mutlu olduğum anda. Ha, mesela. Evet, çok böyle güzel ya. Yaşama tekrardan bunu verdi, denemek. Varmış. Mutlu olmuştum. Güzel güzel. Valla yaşama biletleri verdi. Çok iyi. Bıraktım aksine ben. Aksine işte küçük mutluluklar beni daha çok mutlu eden. Evet. Yani öyle bir anlayışım var. Ben diyelim, küçük ya da büyük. Ben senin gerçekten bir duygunu görmek ve bunu paylaşmanı çok istedim istiyorum ya. Bilmek istiyorum ya. Böyle bir şey. Böyle bir güzel şey. Güzel ama. Sen sette başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani oyunculukta demiyorum fark etmez. Set ya, iş hayatında başarılısın o zaman ilişkilerde. Çünkü netsin, açıksın. Evet. Cool'sun, gamsızsın. Gamsız olur. Gamsız olur, başarılı bir şey. Güzel bir şey değil. Kötü bir şey değil bence yani gamsız olur. Yerine göre ve konusuna göre değişebilir ama esnek bir kelime aslında. Şey ya, valla senden öğreneceğimiz çok şey var ya. Hayata dair. Valla şeyin var yani. Krizlerin karşısında herkes ayakta duramaz. Evet. Sen de yıkılmazsın eğer gösterdiğin kişiyi evet, sen. Doğru. Yıkılma. Evet, böyle bir yapım olduğu güzel için aslında şey, aynen öyle oluyor. O yüzden sette de rahatım yani. Evet ya. Fazla ben... gerildim şu an biliyor musun? Bu rahatlık karşısında yani. Konuğum gerilir diye. Konuğum gerilir normalde. Şimdi neyse, ben gerildim. Bir de şey oluyor gerçekten. Hani mesela ben agresif değilim. Şey anlamda, soruların agresif anlamda. Böyle şey bulunuyor. İnsan daha böyle bir yüklenmek istiyor. Neyse. Peki. Gönder gelsin. Geliyor zaten. Şu an bu bölümün son sorusu. Sondan da bir önceki soru. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Onu nasıl sevdiğini? Bittin. Çıkamayacaksın ya. Hayır, kabul etmiyorum o cevabı. Başka cevap. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Evet. Sana göre aşk var mı?
bana tabii ki aşk. Böyle bir duygu var mı aynen, hayatta? Aynen tabii ki var. İnanıyorsun böyle bir şeye. Aynen. Yo hayır bir şey söyleyeyim. Evet. İnanmayanlar da var. Ben sana karşı yok, bir ön yargıdan dolayı böyle bir şey söylemiyorum. Var. Nasıl bir duygu? Güzel bir duygu anlat bence abi, güzeli yani. Geç. Anla, nasıl bir duygu? Bir şey anla. De ki su içmek gibi bir şey de yani. Yani işte aşkın tarifi yok bende. Nasıl? Cevabı yok mu? Cevabı yok. Hiç anlatamadığım bir şey bu. Evet anlatamadığım bir şey. Gerçekten bu böyle benzetmesi, bende. Benzetmesi, betimlemesi falan diyor. Benzetmesi, betimlemesi yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aşkın sende var olduğunu biz nasıl şey yapabileceğiz? Onu sadece aşk olduğun kişi mi anlıyor? Sen mi aşkın? Ben anlarım evet. Bir aşk olduğun kişi sanırım. Bence karşımdaki insan da anlar. Heh mesela nasıl anlar? Nasıl anlar? Bir kere sürekli gülerim. Tamam. Kalbimde böyle kelebekler uçuyor gibi olur. Tamam. Saçmalarım. Tamam. Normalde saçmalamam. Tamam. Aşık olunca saçmalarım. Bunlardan ben de böyle mı anlar? Yani. Evet, o bunlardan anlar. Tamamen böyle. Hani bir şey tarifi yok böyle. Hani böyle işte şuna benzer, buna şey benzer bu? Gibi bir şey değil ama. Aşk geçici diyorlar ama bence geçen bir şey değil ya. Bir kere mi aşık oldun? Bence aşk yani öyle bir kere aşık olabileceğim bir şey değil. Öyle bir tanımlaması da yok bence. Çünkü bir tek aşk yani bir kadınla erkeğin arasındaki öyle aşk zaten, olarak. Öyle zaten. Hani öyle olarak da bakmıyorum yani olaya. Bakmıyorsun öyle mi yaşıyorsun yani? Hakikaten bir başka yani bir sürü nesneye de aşık olabiliyor insan. Evet, bir şeyi çok artık sevdiğim bir şey ya da seni çok heyecanlandıran herhangi başka bir şey de aynı hissiyatı verebiliyor yani. Hani sadece öyle bakmıyorum. Onu nasıl sevdiğini tarif et bakalım. Onu nasıl sevdiğini tarif et. Onu nasıl sevdiğimi tarif et. Başka hiçbir şey yokmuşçasına. Yay, üf. Güzel bence. Güzel. Güzel cevap. Çok güzel cevap oldu. Çok iyiymiş ya. O da öyle, onun da öyle hissetmesi değil mi? Tabii ki öyle ister insan. Çok özel bir şey bu. Ama çok güzel cevap lan bu. Düşündüm de şu an. Bayağı güzel cevap. Güzel. Kapanış sorumuza geldik. Ağzına sağlık. Ben uğraşıyorum. Böyle uğraşabildiğim için ve uğraşabilme hakkım olduğu için de çok mutlu oluyorum. Yani. Bunu sağladığın için çok teşekkür ederim. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardı? Soru. Evet. Cevabını merak ettiğin bir şey var mı bu hayatta? Hayır. Komik geliyor ama öyle. Çünkü aslında hani dedim ya bunu programın başında söylemiştim ama direkt o anda soruyorum diye. O yüzden bu ama sadece ulaşabildiğin hayatındaki insanlar anlamında düşünme. Bu yaşamış ya da ölmüş biri olabilir. Yani hayata dair merak ettiğim bir şey olabilir. Okuduğum bir şey, izlediğim bir şey, yabancı bir dizi. O zaman çok etkilendim. Evet, şöyle evet, bir şey evet olabilir o zaman. Babaannem benim vefat etti. Çok büyük bir bağ vardı aramızda yani. Biz Malatyalıyız ve babaannem yani birlikte sarma sararız. Yani bütün çocukluğum onunla birlikte geçti. Ama sonrasında babaannem benim doktor olmamı istiyordu. Ama ben konservatuar okumak istiyordum. Bu yüzden aslında biraz böyle küçük kırgınlıklar yaşandı aramızda. Ve babaannem bana küs öldü. Küsken öldü. Eğer ona ulaşabiliyor olsaydım babaanne benle barıştın mı derdi. Çok güzel bir cevap oldu. Babaannen seni duyuyor, dinliyorsa. Evet. O zaman ne söylerdi? Bence barışmıştır. Küs o yüzden değilmiş merak ettim. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Projelerinin tıpkı ederim anlattığın gibi son bir yılın iyi geçmiş. Evet çok güzel bu yılda geçti. İnşallah çok güzel geçer. İnşallah. Çok beklediğin gibi üzerine koyarak geçer. İnşallah. O filmi de merak ediyorum. Bakalım inşallah güzel olur. İzleyeceksiniz artık. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Tekrardan. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.